Evet değerli Arıcılık TR ziyaretçilerimiz, Nisan ayı itibariyle arılarımızda yapılması gereken işlemler ve bunlarla ilgili bir video çekimi yapacağız. Artık Nisan ayı geldi, gördüğünüz gibi her taraf çiçekler doldu. Şu an tarih itibariyle Mart'ın sonu gibi ama biz genel itibariyle Nisan ayıymış gibi yapılması gereken işlemleri yapacağız. Çünkü havalar gayet iyi ve düzgün. O yüzden dolayı bunu Nisan ayına dahil edeceğimiz bir video. Şimdi körüğüm yanıyor gördüğünüz üzere. Onunla ilgili kovanıma bakacağım ve gerekli şurup beslemesi, yani şurup takviyesi yapacağım. Şöyle altını karıştıralım. İyice yansın. Evet, gayet yeterince yandı. Şimdi kovanımızı açmaya başlıyoruz. Şöyle yandan koyalım kameramızı. Evet, eldivenlerimizi de giyiyoruz. Evet, bunları yaparken Nisan ayında bakacağız arımızın. Gelişimi iyiyse, çerçeve varsa eski kabarmış çerçevelerimizden, geçen yıldan kalan çerçevelerden çerçeve verebiliriz. Ya da daraltmamız gerekiyorsa fazlalık çerçeve alıp arıya şurup beslemesi yapabiliriz. Artık hava gece sıcaklıklara uygun. Arılarımız üşümez. O yüzden dolayı gece gelip şurubunu da gayet yiyebilir. Şimdi ben kovanımı açıyorum. Evet, dumanımı veriyorum. Arılarım sakinleşsin diye. Daha önce buna ben kek vermiştim. Kekleri yemiş. Kekleri alıp kenara koyuyorum. Poşetlerimi daha sonra toplamak üzere. Şu fazlalığımızı da, kağıdımızı da alalım. Gördüğünüz üzere arımız gayet sağlıklı. Şurada kenarında bizim şurupluğumuz var. Şurubumuzu buna vereceğiz. Uyanı başında zaten. Şöyle arımızı da şöyle bir göz gezdirelim. Anarı durumunu falan nasıl? Evet, arılarımız gayet güzel yayılmışlar. Şu çerçevemizi de bir çıkartıp bakalım. Propilisle doldurmuş arılar. Şuna biz varroa için şey vermiştik. Bunu kenara koyalım. Her arının kendine özel ilgi ve alaka ister. Ona göre bakım yapmamız gerekir. Şöyle bakıyoruz. Bakın, bu tamamen yavru. Bunlara şurup beslemesi yapacağız. Anarı da burada. Şimdi bunu koyalım. Fazla rahatsız etmeye gerek yok. Şimdi buna çerçeve vermeye gerek yok. Şu son çerçeve, eğer şu tarafında da arı olsaydı anlayacaktık ki bu arı gayet dolmuş. O yüzden dolayı buna çerçeve ilavesi yapabilirdik. Şu şekilde arılar batmasın diye bunlara çubuk koymuştuk. Yine aynı şekilde koyalım. şöyle koyalım ki arılar şerbetin içine batmasın. Normal siz şeker ve su karışımı da yapabilirsiniz. Şöyle satın da alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere şöyle arıcılık malzemelerinde satılan yerlerde var. Evet. Şöyle akıtalım. Bir tadına alışsınlar. Nisan ayında sıvı besleme, katı değil, sıvı besleme yapıyoruz. Ve kapağını da kapatıyoruz. Evet, kapattık. Şimdi geliyoruz. Bir sonraki arımıza geçelim. Evet. Bunun kapağını alıyoruz. Çalışırken sakin çalışacağız. Gördüğünüz gibi buraya polenli bir arı kondu. Buna da biz kek vermiştik. Kağıtlarını alıyoruz. Bunları kenara koyuyoruz toplamak üzere. Bu arı diğer arıya göre biraz daha zayıf ama sezonu kurtaracak bir arı. Bunu da şöyle poşetten alalım. Evet, buna da şurubumuzdan veriyoruz. Eğer mevsim hızlı gelişirse şimdi buna haftada bir kere bakmamız yeterli olabilir ama havalar daha ısındığı zaman böyle 2-3 günde bir kontrol etmemiz gerekebilir. Kabarmış petek varsa elinizde kabarmış petek, yoksa şişmiş peteklerden verebilirsiniz. Bunun da ağzını kapatıyorum. Buna mesela not alıyoruz bu şekilde. Şu tarihte verildi, şöyle yapıldı. Nasıl ana arı, kim verdi diye. Bu şekilde notumuzu alıyoruz. Ve bir sonraki arımıza geçiyoruz. Kapağını kalıyoruz. Dumanı vermezseniz arılar çok sert olur. Mümkün mertebe dumanı verin. Şu şekilde. Evet, gördüğünüz üzere arımız bu şekilde. Biraz daha yaklaşalım. Bu arı gayet güzel ve sağlıklı. Hiç fazla rahatsız etmeye gerek yok. Yandan çaktırmadan şurubumuzu verelim. Yine Nisan ayında yapılması gerekenlerle ilgili sorularınız olursa lütfen videomuzun altında yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veya farklı video çekimleri yapmamızı istiyorsanız o konular üzerine yoğunlaşabiliriz. Bu arı biraz güçlü. Buna fazla verelim. Fazla yesin ki güçlü arılara fazla vereceğiz tabi. Zayıf arılara fazla verirseniz yemez. Hatta içine düşüp kalırlar, ölürler içinde. Şöyle de kapatıyoruz. Gördüğünüz arı hiç sertliği yok. Sakin sakin. Ve bir sonraki kovanımıza geçelim. Evet. Bunu da açalım. Hafiften alttan dumanımızı verelim. Arıyı altından ve üstten açarken hızlı açmayın. Ne kadar sakin hareket edip pratik davranırsanız arıyla o kadar kolay bir şekilde çalışırsınız. Evet, görüldüğü üzere bu arımız da gayet güzel. Şöyle yakın çekim yapabiliriz. Hatta bir açıp bu arımızda biraz oyalanalım. Şöyle bunları yana kaydıralım. Gördüğünüz gibi şu mavi olan sert strafor, bu biraz daha yumuşak. Onu biraz yemişler. Bakın bu tarafı daha boş ama bu tarafı dolu. Gördüğünüz üzere arılar gayet güzel polen çekmiş. Yani güzel polen geliyor. Artık önemli olan poleni gözlere doldurmuş. Görebiliyorsunuz. Bunlar çiçek tozları. Yani polen. Şimdi şunu da açalım. Gördüğünüz üzere bu da gayet mükemmel bir yavru durumu var. Görüyorsunuz. Analarımızı da görürsek göstereceğiz. Artık arılar Nisan ayı geliyor, çoğalıyorlar. Full yavruyu basmış ana arı. Şimdi biz buna şurubu verince ana arı daha çok coşacak. Çünkü diyecek ki nasıl olsa dışarıdan gıda besleyici madde geliyor. Ben nüfusumu daha çok çoğaltayım ki doğadan daha çok istifade edeyim. Arının genel mantığı budur. Hani ne kadar dışarıdan getirirse o kadar çok stoklayacağını düşünür. Böyle çalışır zaten. Bildiğiniz gibi arıdan biz bal alıyoruz. Balı arının normal stokladığından fazlasını alıyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah bunu bu şekilde yaratmış. Şu şeyi alalım. Sakin bir şekilde. Gördüğünüz üzere komple yavru. Ama narıyı hala göremedim. Normalde bunda anarı %100 var. Yani kaçışı yok. Yine de size göstermek için anarıya bir bakalım. Evet. Anarımızı gördük. Anarımız burada. Sanırım görüyorsunuz. Evet. Şu yukarıdakiler de erkek arı yumurtaları. Arıcılığa yeni başlayacak olanlar için söylüyorum. Üst taraftakiler, şunlar erkek arı. Yani yeni çıkan analarla çiftleşecekler. Şu ortadakiler de günlü yumurta. Anarımız arkaya kaçtı. Şurada anarımız. Şimdi öbür tarafa kaçtı. Yani mümkün mertebe kendini anarı gizliyor. Evet, bunu da koyalım. Fazla arımızı rahatsız etmeyelim. İşine gücüne baksınlar. Şimdi bunlar 15 gün sonra şu gördüğünüz arının 2 katı yüksekliğinde arı olacak. Mevcudu fazlasında yani. Bunları biz yine yani bir hafta kalmadan kontrol etsek iyi ederiz. Buna da şurubumuzu dolduralım. He, bunlarla arı bal yapmıyor. Bu verdiğimiz şeyi tamamen arı yavru beslemesine kullanıyor. Bu şurup vermeyi ne zaman keseceğiz? Arılar tam bal yapmaya başladığı zaman, doğadan çok fazla nektar gelmeye başladığı zaman bu işi keseceğiz. Arı doğadan gelenle yapacak. Şimdi vermek zorunda. Eğer şimdi bu arıyı ben vermezsem bu arı 15 gün sonra %100 açlıktan ölecektir. O yüzden dolayı arılarınızı kışın olsun, yani kışın mevsim el verdiğince, yazın yani Nisan ayına doğru bu arıları beslemeyi unutmayın. Yoksa arılar fazla arı mevcudundan dolayı yeterli bal stoğu bulamayacağından ölecektir. O yüzden de bu konuda dikkat edelim. Şimdi ben aynı şekilde diğer kovanlarıma bu şekilde devam edeceğim. Diğerlerinin hepsini şurubunu verip bitirmek mi gerekiyor? Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diliyorum. İyi günler.